Kruvaziyer gemileriyle yolculuk gözde tatil seçeneklerinden biri. Galata Port İstanbul'un faaliyete geçmesiyle birlikte de büyük tur şirketleri Türkiye'yi de rotalarına eklemişti. Türkiye çıkışlı Yunan adaları turları da var. İşte o turları yapan bir kruvaziyer gemisinin rotasını izledik. Kruvaziyer gemileri içinde mağazalar, lüks restoranlar, gösteri merkezlerinin olduğu yüzer bir şehir. Son zamanların en ilgi gören rotası ise Türkiye kalkışlı Yunan adaları turu. Olimpia gemisi Ege denizindeki yolculuğuna Kuşadası'ndan başladı ve ilk durağı Patmos adası oldu. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından gemi Patmos limanına ulaştı. Burası özellikle de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir ada çünkü kutsal kabul edilen bir ada ve şimdi yolcular işte otobüslere binecekler ve Patmos'u keşfe başlayacaklar. Yunan adaları turunda gemiler her sabah yeni bir limana yanaşıyor. Patmos'ta Aziz John Manastırı, Apokalipse Mağarası genellikle ilk ziyaret noktaları oluyor. Ege'nin Kudüs olarak adlandırılan adada 360 kilise ve şapel bulunuyor. Olimpia gemisinin uğradığı duraklardan biri de Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit Adası. Ve kruz gemileri yanaştıkça sokaklarda hareketleniyor. Çok sayıda Türk turist burada şu anda ve tarihi turistik yerleri geziyorlar. Girit sonrası durak Santorini Adası. Biz çok gezen insanlarız ama kruz tatili bunların arasında böyle pırlanta gibi ya, parlıyor resmen. Çünkü dinlenme imkanınız var, yeme içme imkanlarınız çok güzel. Bir sürü yer görüyorsunuz, aynı odada kalıp her sabah uyandığınız zaman başka bir coğrafyada olmak mükemmel bir duygu. Benim ikinci tatilim ve yani eşimle gördükten sonra bundan sonra biz artık her sene minimum bir veya iki defa kruz tatili yapmayı planlıyoruz. Kruz ayrı bir olay, ayrı bir zevk, ayrı bir rahatlık. Sıradaki seferimiz inşallah Batı Akdeniz diye düşünüyorum. Evet. En çok hangi adayı beğendiniz? Santorini. Gemi Pire Limanı'na da uğruyor. Atina sokaklarını gezen yolcular mutlaka Akropolis'e de gidiyor. Santorini Adası ve Atina'nın ardından Olimpia gemisinin bir sonraki durağı Mikonos Adası oldu. Ve yolcular gün boyu Mikonos'un dar ve renkli sokaklarını dolaştıktan sonra akşam saatlerinde buraya geliyorlar. Burası Mikonos'un simgesi, yel değirmenlerinin bulunduğu tepe. Ve buraya gelenler eşsiz gün batımını işte bu güzel manzarada izliyorlar. Tarih, kültür, yerel lezzetler eşliğinde geçen 4 günlük kruvaziyer gemi turu Kuşadası'nda son buluyor.